Herkese merhaba. Bilir kişinin bir bölümünde daha karşınızdayım, ben Onur. Bu programda kültleşmiş, efsaneleşmiş, halka mal olmuş filmleri bir de gerçek eleştirmenlerden, yani filmi bedava izlemiş Türk seyircilerin yorumlarıyla değerlendiriyoruz. Bu haftaki filmimiz bizi 2015'te uçan arabada geziyoruz sanan, Rick and Morty ve daha nicesine ilham veren, başrollerinde Yekta Kopan'ın sesinin olduğu 1985 yapımı Geleceğe Dönüş filmi. Evet. Bu filmle ilgili şöyle bir gerçek var. Normalde bu program için 30 yorum okuyorsam bunun 15'i iyi, 15'i kötü yorum seçmeye çalışırım. Bu film için binlerce yorum okudum ve sadece 3 tanesi falan kötüydü yani bu yorumların. Esaretin Bedelini yaptım, Godfather'ı falan yaptım. Bunları gömmüşler ama bu film genç yaşta herkesin sevmiş olduğu bir film. IMDb puanını bilmem ama bilirkişi, yani BK puanı. BK. Bu kanalın BK sorunu var arkadaşlar. BK puanı 9.7'ye falan denk geliyor bizim nezdimizde. Başlamadan önce abone olmanız için zamanda 15 saniye geriye gideceğiz arkadaşlar. 15 saniyede tam ekrandan çıkıp altta abone ol'a basıp BK puanı 9.7'ye falan denk geliyor bizim nezdimizde. Başlamadan önce abone olmanız için zamanda 15 saniye geriye gideceğiz arkadaşlar. 15 saniyede tam ekrandan çıkıp altta abone ol'a basıp yandaki çana bir good. Haydi başlayalım. İyi seyirler. #35 Kevin Durant spoiler içinde yazmış. Araba Grilice'ye gidecek demiş. Bunu spoiler olarak belirtmiş. Watch out cevap vermiş. No shit Sherlock! Arif. Bu filmi hep ovuyorlardı. Film ovmak ne demekse artık, böyle DVD'sini şey mi yapıyorlardı böyle? O elleriyle bu filmi hep ovuyorlardı ama hiç izlemediğim için hiçbir şey bilmiyordum film hakkında. Ama aslında efsane bir filmmiş be. 1985 yapımı bir filmin böyle güzel olması da isin başka merak uyandıran tarafı. Aslan. Mükemmel bir film. Zamana yolculuk filmlerinin atası sayılır 3 nokta. Harika düşünülmüş bir film 3 nokta. Mantığını çabuk kavruyorsunuz. Parantez içinde Donnie Darko. Donnie Darko gibi derin bir kafası yok yani ünlem. Parantezi kapağı 3 nokta. Güzel bir klasik. Bunyamin. Gelmiş geçmiş en iyi kurgulu bilim kurgu filmidir. Kurgu derken yine senaryodan mı bahsediyor, acaba filmin editing kısmından mı bahsediyor? Neyse. Fena değil diyen arkadaşlar gitsin Sünger Bob. Sünger Bob. Büyük Orta Doğu projesi. Çağlar. Kaykay ile eve, okula beleş gidip geliyor güzel 3 serisi de. Diye birleşik. Enes. Adam 2010 gidiyor, biz 2015 deyiz. Deyiz. Eren. Ulan Cüneyt Arkın sana yıllarımızı vermişiz, filme bak. Gandalf. Sonunda F yok. Sonunda T yok. 27 yaşındayım, 12 yaşında izledim bütün serisini ve her zaman aynı heyecan, aynı kargaşa, aynı yetmeyen zaman. Bu filmin üstüne bir film o film. Olmadı ve olmayacak. Ünlem ünlem. Efsane film. O kadar etkileyici bir film olamaz. Kimse de çekemedi zaman. Hakikaten çok zevkli. Neden acaba bu film? 2 nokta. Geleceğe Dönüş. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi filmi. Bence o kadar iddialı. Sadece anlattığı hikayenin güzel olması değil, filmde neredeyse her ayrıntının, her parçanın filmlerle dolu birleşmesiyle süper bir filme dönüşüyor. Heyecan anı son dakikaya kadar sürüyor. Müzikleri de ayrı şekilde muhteşem. Bir film müziği dediğim bu kadar güzel olabilir. Yüzlerce kez izledim, yüzlerce kez de izlerim. 3 nokta. Gokan YS YKSK. Eskiden TV'de çıksın da izleyelim diye dua ederdim. Şimdi istediğin zaman izle. Ey gidi günler ey. Hayatımda izlediğim en iyi film sırasını düşünün. En iyi ilk... Saatim ötüyor ya. Bu saati, alarmını kim kurduysa onun hakikaten... Buradan selamlar olsun. Saat 12'ye kurmuştu. Bütün serisiyle birbirinden lezzetli. Geleceğe Dönüş. 1, 2, 3 seriler. 3 nokta. Arkadaş çok takıntılıyım geçmişe be. Ne güzel yıllardı her şey. Her şey birleşik. Doğal olduğu gibi 2 nokta. Neyse. Anlayacağınız. Düşünmeden izleyin. 3 nokta. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.
Teşekkürler. Bir dakika doktor. Yani DeLorean'u bir şey mi dönüştürdün? Zaman makinesine. Bana sorarsan eğer bir arabayı zaman makinesine dönüştüreceksen en iyisini seçmelisin. Paslanmaz çelik karoseri atıklardan etkilenmeyecek kadar güçlü. Dur bir dakika. Dur biraz doktor. Bana bir zaman makinesi yaptığını mı söylüyorsun? Hem de bir DeLorean ile mi? Gördüğüm kadarıyla bir arabaya zaman makinesi monte edilecekse neden şık bir araba olmasın? Ayrıca paslanmaz çelik yapısı sayesinde akışta alımı... Bir dakika doktor, bir dakika. Yani DeLorean'ı bir zaman makinesine mi dönüştürdüğünü söylüyorsun? Bana soracak olursan eğer bir arabayı zaman makinesine dönüştüreceksen en iyisini seçmelisin. Paslanmaz çelik karoseri atıklardan etkilenmeyecek kadar güçlü. Durun bir dakika doktor. Yani bana zaman makinesi yaptığınızı mı söylüyorsunuz? Bir DeLorean'dan. Dediğim gibi evlat. Zaman makinesini bir arabadan yapıyorsan markasının ne önemi var ki? Üstelik saf çelik yapılar akımı her yana dağıtıyor. Bir dakika doktor. Bir zaman makinesi yaptığını mı söylüyorsun bana? Hem de bir DeLorean'dan. Bana sorarsan bir arabadan zaman makinesi yapacaksan arabanın da iyi olması gerek Marty. Üstelik paslanmaz çelik yapısı dönüşümü kolaylaştırdı. Bekle bir dakika. Dur bir dakika doktor. Sen şimdi bana bir DeLorean'dan zaman makinesi yaptığını mı söylemek istiyorsun? Benim görüşüme göre eğer bir arabaya zaman makinesi yapacaksan niçin azıcık havalısı olmasın? Hem de çelik konstrüksiyonun bana büyük yardımı oldu Marty. Dur biraz doktor, ben anlamadım. Olmaz. Sen zaman makinesi yaptın öyle mi yani? Bir DeLorean'la. Şahsi seçimim. Bir arabaya zaman makinesi yerleştireceksen en güzeline yerleştirmek. Ayrıca aracın paslanmaz çelik kasası sayesinde akım. Bir dakika doktora. Sen bana DeLorean'dan bir zaman makinesi yaptığını mı söylüyorsun? Bana göre eğer zaman makinesini bir arabadan yapacaksan neden bunu bir tarzı olan arabayla yapmıyorsun? Ayrıca arabanın çelik yapısı akım dağılımı olmasını sağlıyor. Hatice, bence sonu olmamış ama yine de iyi gibi 3 nokta. D birleşik bu filme yapılan 3 tane kötü yorumdan bir tanesi. Sonu olmamış demişsin de bunun devamı olacak zaten, hani 2 ve 3 var, onu izle. Hatice'cim, filmi TV'de gördüğümde böyle saçma bir film mi olur demiştim. Ancak sitedeki film açıklamasını okuyunca güzel olabilecek bir film gibi geldi. İyi ki izlemişim. Esaretin Bedeli gibi eski olup 10 numara olan film puanım 10 üzerinden 10, kesinlikle izleyin. İzleyici, hiç beğenmedim, ne biçim film bu be? Demiş. Yani bu da kalan bir tane kötü yorum kaldı. Bu da ikinci kötü yorum. Karadayı. Ölmeden önce kesinlikle izlenmeli. Yapım yılı 1985 olmasın rağmen aradan geçen 30 senenin üstüne bugün gösterime giren çoğu benim diyen filme gömer. Karga 44. Harika bir film. Aslında tam bir klasik. Lamus. Yıllar sonra tekrar izlediğimde izleyince duygulandım, yaşadığımı fark ettim. İşte öyle filmler bu filmler. Birlikte yaşlandığınız filmler ana, kulaktan kulağa, nesilden nesile izlendikten sonra izletilmeli. Zemeckis Forrest Gump filmiyle devleşti fakat biz onu hep Back to the Future ile anarız. Sinefilin en üst raflarında durmalı bu başyapıt. En son Drew filminde rol alan, liseyi bitirmeden Hollywood'a atılan Michael Fox. Yaşlandın sen de. Dev birleşik ünlem. Yani Zemeckis ile Michael J. Fox'tan dayının oğlu gibi bahsetmene sinir oldum be kardeşim. Moldown. Muazzam bir film. Bu kadar güzel kült bir film yok Gülücük. Mısahin. M.S.Ahin. M.Şahin. Tüm zamanların en iyi bilim kurgu filmi. İzlendikçe tekrar izlemeye duyamadığım film. Ben de duyamıyorum hakikaten izlemeye. Muratizm. Hep 85 yapımı bilim kurgudan ne hayır gelir diyordum. Gerçekten salakmışım. Nokta mükemmel. Bence de. Yani. One Hope. 17 yaşında kafam güzelken bu filmi izlediğimi unutamayacağım.
Otebay. Teşekkürler arkadaşlar. Geleceğe dönüşle geçmişe dönmüş olduk. Ayrıca Converse ayakkabılarda Matin'in ayağındaymış o zamanlar 1985. Yani evet, bizde 2006'da 2007'de falan böyle herkesin ayağındaydı. Ondan sonra böyle beyazını yaptılar. Beyaz kırmızı çizili falan böyle. O böyle bazı insanların ayağında olunca diğer insanların da ayağındakiler yavaş yavaş çıkmaya başladı. Rumuz, bu filmi şöyle özetleyeyim. Eğer evlenmeyi planladığım kişinin bu filmi sevmediğini öğrenirsem ondan ayrılırım gülücük. Bir şey diyeyim mi? Katılıyorum ben bu yoruma. Gerçekten benim de future wife'ım bu filmi izlemediyse ben o future wife'ın ayrılırım. Savaş. Efsaneler efsanesi gülücük. Keşke solucan delikleri insan geçecek kadar büyük olsa, paradokslar olmasa ve ısık hızına ulaşmak gerekmese 3 nokta. Ama gerçek bu. Hayaller Van Persie, hayatlar tam tersi. Gülücük, gülücük, gülücük. O gün de son iki ders bedendi. Eve gelmişim, duş almışım. Ondan sonra komşu kapıyı çalmış değil mi? Sonu yok. Filmin sonu yok. Finali yok. Deli olmak istemeyen izlemesin. Bu da üçüncü kötü yorum arkadaşlar. Yani filmin sonu yok demiş ama filmin ikincisiyle üçüncüsünden haberi var mı acaba bilmiyoruz. Tam Kübel. Tam bir Amerikan filmi yahu. Gerçek tarihimizde sömürü, cinsiyetçilik, ırkçılık yetmiyor gibi bir de uzay ve zamanlar arasındaki boyuta taşıtmışlar. Gerek hippie aracı kullanan terörist Libyalılar, gerek kendisini aradan geçen 30 yıla rağmen güçlü çözümcü erkeğe göre şekillendiren kadınlar, gerek ezen ezilenin sadece yer değiştirmesinin adalet iddiası olması 3 nokta. Her şeyiyle sömürünün hiçbir şeyiyle de dönüşmenin filmi. Film tamamıyla değişimlerden bahsediyor. Bir paralelleşme değil, dikeylerin değişiminden. Kotardığı bil meselesine kendisini aklıyor, ne de bir somutluk katıyor. Bir filmi olmasının kimi kısımlarında esprileri olmasının dışında hiçbir şey, bir zaman filmi olmasının kimi kısımlarda esprili olmasının dışında hiçbir şey yok. Beğenmedim. Aşırı entel cevap vermiş. Ya bırak Allah, sen dikeymiş de ideaymiş de bilmem ne, sağdan soldan anlamlarını bilmediğin 3-5 kelime duyup yan yana koymakla bırak eleştiri yapmayı, mantıklı bir cümle bile kurmaktan aciz kalmışsın. Kült film ulan bu. Kült, biz sanat okulu okuduk, ağzımızı açmıyoruz. Senin gibi mallar da ortalığı boş bulunca böyle saçmalıyor amına koyayım. İşte dikkat çekmek için. Ya bak o amına koyayım ekleyince işte dikkat çekmek için çok havada kaldı. Özür diliyorum iç sesi olduğum için aşırı entel arkadaşımızın. Kahve molası arkadaşlar, kusura bakmayın. Boğazım sikildiği için bir yudum boğazımı şenlendireyim. Wise 666. Niye bu kadar abartılmış anlamadım ya, fakat öyle abartıldığı kadar iyi değil, güzel izlenir fakat abartılmış demiş. Kimsenin abarttığını düşünmüyorum ben bu filmi, yani sevenler seviyor, sevmeyene de kimse bir şey demiyor yani. Ama -6 dislike. Ve tekrar cevap vermiş Wise 666. Bir daha izledim, abartılmamış efsane. İlk izlediğimde uyuklayarak izlemiştim. Ondan sevmemişim galiba gülücük. Aradan ne kadar zaman geçmiş? Ağustos, Ekim, birkaç ay olmuş. Ben bu filmi gerçekten ilk kez 2017 yılında izlediysen bu filmi zaten sevmen çok kolay değil. Bu filmi böyle çocukluğundan izleyip de filmle ilgili her şeyi seven insanlar tanıyorum ve o insanlar gerçekten müthiş insanlar. Şu an çok iyi yerlerde hepsi. Hepsi de kafa insanlar. Evet, neyse. Chewbacca cevap vermiş. Kaça Wifi'ye cevap vermiş. Kaça Wifi diye biliyor ki herhalde eski Nick'i miymiş Wise 666'ın, neyse. Bak bir daha izle, daha da seveceksin. 100. kere izleyip halen seven biliyorum. Misal ben demiş parantez içinde. XX Mimojan XX. En iyi bilim kurgu filmi olduğu kesin. Süper bir film. İnsan sürekli izliyor ve bıkmıyor. Aynı bizim Türk film. Nerine benziyor? Wow, what the fuck? Yeşilçam'ı bu arada sitede çok güzel. Yeşilçam'ına hayran kaldım ben de, aynen. Yakın gelecekli.
Yıl 2016 ama 1985 yapımı bir filmi hiç sıkılmadan heyecanla izledim. İzleyecek seyircilere tavsiyem ayaklarına çorap giymeleri, çünkü heyecandan ayaklarınız üşüyecek. 3 nokta. Evet arkadaşlar, bir bilirkişinin daha sonuna geldik. Güzel bir bölüm olduğunu umuyorum. Ben bu filmi gerçekten çok sevdiğim için yorumları okurken ekstra heyecan duydum, ekstra haz aldım, ekstra sevindim. Çünkü gerçekten çok güzel yorumlar var. Keşke ben de bu filme bir yorum yapsaydım ve bu yorum bir şekilde benim tarafımdan okunsaydı falan, ne bileyim öyle. Paralel evrendeki ben yorum yapmışım ve işte bu evrendeki ben cevap veriyor falan. Ya da alternatif zaman çizgisi yaratılmış, geçmişe dönmüşüm de sonra bu filmi yorumlamışım, sonra başka bir zaman falan filan işte arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı, like'lamayı unutmayın. Sevdiyseniz paylaşın, diğerleri de görsün, izlesinler, baksınlar. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın, iyi pazar akşamları, iyi pazar akşamları güzel olur.